daha belirgin kısıtlamalar getirilerek engellenebilir. Maske takarak, mesafelerini koruyarak, hijyen ve temizliğe dikkat ederek kendilerini koruyabilirler. Yani nasıl çözüm bulunabilir bilmiyorum. Daha devlet daha ne yapsın? Yani her yerde bas bas bağırıyor, camilerde bağırıyor, televizyonda bağırıyor. Yasak olmasına rağmen hala dışarıda gezenler var. Yani bu dönemde hepimizi elimizi taşın altına koymamız lazım yani. Dikkat edilecek. Herkesin bir araya gelmesine gerek yok yani. Bu kadar virüs varken, herkes bu kadar önlemi alıyorken yani. Eğer sağlığının kıymetini biliyorlarsa da bir de ailesini düşünüyorsa tabii ki bir araya gelmemeli. Bilgiler veriliyor, devlet bu kadar yaptırım uyguluyor. Vatandaş da akıllanmıyorsa, bilgilenmiyorsa ne yapsam bu vatandaş aynı. Yahyalı'ya bağlı Kapuzbaşı köyünde ekmek yapmak için toplanan kadınlar koronavirüsüne yakalandı. Evet, sizce bu tür toplamalar nasıl engellenilebilir? Vallahi bu devletin yapacağı iş. Yani insanlar bilinçlenmedikten sonra devlet kendi gücünü kullanacak, ancak o şekilde engel olacak. Başka yapacak bir şey yok. Bilinçlenmeyle olmuyor bu iş. Biraz maalesef bizi herhalde zor kullanmak lazım. Bence kendi aile dışında fazla iletişim kurulmadığı daha iyi bence. Mecbur kalmadıkça da zaten sokağa çıkmıyoruz biz ailece. Onlara dikkat edilmesi yeterli bence. Peki sizce bu tür toplamaları engellemek için ne yapılmalı? Vallahi yasakların daha kapsamlı olması lazım. Daha iyi denetlenmesi lazım. O şekilde düşünüyorum. Komple yasak verilerek engellenebilir abi yani. Benim düşüncem o. 30 gün yasak verecek, korona bitecek yani. Bence toplantı yapmamaları gerekiyor. Şu anda durumu görmüyor musunuz? Şu caddeye bakın. Etrafınıza bir bakın. Bence ondan kaynaklanıyor. Toplantı yapmamaları gerekiyor kadınları. Öyle düşünüyorum yani. Ekmek yapmalarında bir sıkıntı yok bence. Maskelerini çıkarmadıkları sürece, sosyal mesafeyi korudukları sürece hiçbir şey olmayacaktır. Sosyal hayatlarına devam edebilirler diye düşünüyorum. Yani toplu vakalar nasıl engellenebilir? Yani merkez olan yerlerde önlemler had safhada ama bu tür köy gibi yerlerde maalesef önlemler çok kontrol edilmiyor açıkçası. Yoğun toplum yaşamıyor diye. Ve kontrolün olmadığı yerlerde de bulaş oranı daha fazla. Gördüğüm kadarıyla en çok kontrolün olmadığı yerlerden kaynaklanıyor. İnsanlar nasılsa orada kontrol yapılmıyor diye. Maskelerini takmıyorlar, birbirlerine ziyaretlerine devam ediyorlar. Polis uğramıyor bile. Polis nereye yetişsin ki yani? Hangi birine yetişsin baktığımızda? Ülkede birçok gidilecek yer var ama başka olaylar da oluyor tabii ki. Yetemiyor yani. Evet. İnsanlarımız da bilinçli değil maalesef. Böylelikle süreci atlatamayacağız gibi görünüyor. Aşı gelmedikçe geçmez, ben geçer inanmıyorum. Halkım, insanlar bilinçli olması lazım. İnsanlar bilinçli olmadığı sürece hiçbir şey yapamazsın. Devlet hiçbir şekilde önlem alamaz. Sadece insanların bilinçli olması lazım. Başka bir yol yok bunun. Ya sanki bu tarz toplantıları engelleyebilmek için öncelikle virüste ciddi anlamda, gerçek anlamda bir mücadele şart diye düşünüyorum ben. Örneğin toplu taşıma araçları tıklım tıklım doluyken, fabrikalarda işçiler üretmeye devam ediyorken, 1000 kişi, 2000 kişi aynı iş yerinde dip dibe çalışıyorken, aynı toplu taşımada iç içeyken virüsle gerçek anlamda mücadele edilemez. Ve soruyu da hani tersten sormakta fayda var. İşte köyde ekmek yapan kadınları engellemek mi derdimiz, yoksa 21 gün boyunca ya da 1 ay boyunca bütün insanların ihtiyaçlarının karşılandığı bir tam karantina mı uygulanmalıdır? Asıl esas sorunun bu olduğunu düşünüyorum ben. Ceza getiriyor işte. Yeter. Daha ne yapacak? Peki ceza geldiği halde nasıl hala toplantılar gerçekleşiyor olabilir sizce? Valla demek ki milletin parası çok kardeşim. Yasakları çiğniyor yani. Valla kurallara uymak gerekir. Ben zaten yurt dışına kalıyorum. Bu an 20 senede gideceğim. Ama orada bir kural verilir. O kurala herkes uyar. Ya burada da kurallara uyulmuyor. Ben görüyorum, takip ediyorum. Marketlerde olsun. Bu yuka olaylarında buradan ben yuka da alıyorum. Varıyor merkez, gayet rahat şekilde işlerini yapıyorlar. Kurala uyacağız yani. Bunun dışında yapılacak bir şey yok. Yani devletimiz gerekli önlemleri alıyor açıkçası. Gördüğünüz gibi polislerimiz de burada. Hani devriyeler yapılıyor ama dediğim gibi hani bizim halkımız dinlenmiyor açıkçası. Cezai müeddiyeler biraz daha artırılırsa bu konularda, hani denetimleri o bölgelerde biraz daha sıklaştırırsak biraz daha etkili olabilir açıkçası. Hani çünkü Kayseri'de de bayağı bir artmıştı. Cezalar ve denetimleri arttığı sürece de azalmaya devam edecek bu şekilde. Bana nasıl engellenebilir ki? Yani toplanmasınlar yani, yasak zaten.
Başka kadın dinlemez yani. Başka da bir şey diyecek bir şeyim yok yani. Sizce niye toplanıyorlar peki? Canlar sıkılıyordur. Başka bir şey yok yani. Daha sıkı denetimler yapılabilir. Evet, polisimiz, zabıtamız görevini yapmakta ama meydanda ve ortamlarda daha çok bulunursalar bu tür şeyler, toplanmaları engelleyebiliriz. İnsanların da daha çok sağduyulu olmalarını diliyorum. Yani herkes farkında olayın. Tabii halkın bilinçlenmesi lazım. Sürekli reklamlarda bile olsa koronavirüsün etkilerini anlatılması gerekir. Bence sadece köy için veya çalışan gruplar bazında değil de gerçekten bunu hani profesyonelce sahayı kolektif bir şekilde kullanan bir ekibin de yönetmesi lazım. Masa başında olan kişilerin karar vermesi icrada veya real hayatta işin açıkçası pek temellendirilemiyor. Bu konuda da aksaklıklar yaşanıyor. Hani kısıtlamaların böyle belli bir grubu veya statüyü içermesi değil de gerçekten hayatın dinamik akışını etkilemeyecek, ekonomiyi sarsmayacak. Aynı zamanda günlük yaşam bağını da tutkulu bir şekilde sarılacak bir takım müeyyideler uygulanması lazım. Bunun için de kişilerin gerçekten sadece masa başında olan değil, yani bu işin bilimsel tarafının değil, aynı zamanda pratize eden bir takım uygulayıcılarla buluşup ortak karar almaları gerekiyor. Eğitimle. Yani genelde dikkat ediyorum. Virüse dikkat etmeyen, yani el temizliğine, kişisel temizliğe dikkat etmeyen insanlara bakıyorum. Genelde üst yaş grubu ya da bu işi çok ciddiye almayan insanlar. Yani bence eğitimle, daha çok anlatarak, ama yani nasıl çözüm bulunabilir bilmiyorum. Daha devlet daha ne yapsın? Yani her yerde bas bas bağırıyor, camilerde bağırıyor, televizyonda bağırıyor ama başka çözüm bulamazlar ya, sanmıyorum. Yani insanın kendi korkması, kendine dikkat etmesi lazım. Binlerce, milyonlarca insanız. Hangi birimizle uğraşsın devlet? Nasıl engellenir? Millet bilinçlenmesi lazım. Bu kadar televizyonlarda söyleniyor, bu kadar bu bilgiler veriliyor, devlet bu kadar yaptırım uyguluyor. Vatandaş da akıllanmıyorsa, bilgilenmiyorsa ne yapsam bu vatandaş aynı. Değişmez yani. Gene toplanırlar. Herkes bildiğini okuyor. Hiçbir şekilde insan, toplum kurallara uymuyor. Uyan var. Uyan var ama yani bu kenar semttekiler, bu kenardaki köydeki toplumumuz uymuyor. Uyduramazlar da. İnsanlar bunaldı artık. Buna başka bir çözüm bulmaları lazım. Sürekli evde otur. Başka şeyler bulmaları lazım. Herkes kendi evinde yaparsa, istediği kadar, yeteceği kadar ekmek yaparsa bu engellenebilir. Herkesin bir araya gelmesine gerek yok yani. Bu kadar virüs varken, herkes bu kadar önlem alıyorken yani. Eğer sağlığının kıymetini biliyorlarsa da, bir de ailesini düşünüyorsa tabii ki bir araya gelmemeli. Maske takarak, mesafelerini koruyarak, hijyen ve temizliğe dikkat ederek kendilerini koruyabilirler. Bu sayede de yakalanmaya şey olurlar yani. Öyle. Peki insanların bu tür toplanmalarını nasıl engelleyebiliriz? Ya bizim engelleme gibi bir şeyimiz yok. Hani kendilerinin şeyleri, kendileri koruyacak kendilerini. Öyle yani. Vallahi şimdi oradaki belediyeye sormak lazım. Yani bir şekilde onların bir araya gelmesini engellemek lazım ama o da pek mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü kimse kurallara uymuyor mesela. Yasak olmasına rağmen hala dışarıda gezenler var. Daha belirgin kısıtlamalar getirilerek engellenebilir. Ve bence herkes birbirini ihbar etmeli yani. Komşular olarak bizim görevimiz bu aslında. İşte biraz daha bugünümüzde hani herkesin daha kendine düzen vazifeyi yapması lazım. Biraz daha dikkatli olmaları lazım. En azından bu dönemde biraz hani nasıl iki gün sokağa çıkma yasağı oluyor, hepimiz ona uyuyorsak. Onlar da bir dönem çalışmamaları lazım. Yani bu dönemde hepimizi elimizi taşın altına koymamız lazım yani. Dikkat edilecek.